Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sarı erik reçeli yapacağız arkadaşlar. Bu sarı erikten çok güzel reçel oluyor. Belki yapan, deneyen arkadaşlarımız vardır. Bu tarifi sizlerle de paylaşmak istiyorum. Eriklerimi yıkadıktan sonra önce çekirdeklerini bir güzel çıkartıyorum. Çekirdekler de oldukça kolay çıkıyor. Bu şekilde. Eriğiniz ne çok yumuşak ne de çok sert. Çok kolay çekirdeğini de bu şekilde çıkartabiliyorum. Eriklerimizi çekirdekten ayırdıktan sonra hemen şekerini ekliyorum. 1,5 kilo erik için 4 bardak şeker ilave edeceğim. İkinci bardağımızı da dökelim. Üçüncü bardağı da döktüm. Son olarak dördüncü bardağı da döküyorum. Şekerini döktükten sonra şöyle bir karıştırıyorum. Bütün şekeri içine bu şekilde alıyor arkadaşlar. Karıştırmaya hiç gerek yok. Çünkü karıştırınca ezilebilir. Ve bu şekilde 5-6 saat bekleteceğim şekerini ekledikten sonra. Eriğimizi tam olarak 6 saat beklettim. 6 saatin sonunda şekerleri tamamen eridi. Şöyle yine de bir karıştırıyorum. Erimeyen şekerler de varsa karıştırarak erisin. Tenceremi ocağa aldıktan sonra altını yakıyorum. Kaynayana kadar yüksek ateşte, kaynadıktan sonra orta ateşe getireceğim. Eriğimizin şekerini ekledikten sonra dolapta beklettim 6 saat boyunca. Dışarıda bekletirseniz tadı bozulabilir. O yüzden dolapta bekletmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Ve artık kaynayana kadar hiç karıştırmayacağım. Reçelimiz kaynarken böyle kaynamaya başlayınca köpürmeye başlıyor arkadaşlar. Bu köpüğünü mutlaka alın ki reçelin rengi daha berrak, şeffaf olsun. Köpüğünü almazsak rengi bulanık ve kötü olur. O yüzden köpürdükçe köpüğünü alalım. Reçelimizin şöyle bir kıvamını kontrol etmek istiyorum. Şöyle bir kaseye alacağım. Reçelimizin kıvamını anlamak için dolapta 2-3 dakika bekleteceğim. Reçelimin kıvamını son bir kez daha kontrol etmek istiyorum. Reçelimin kıvamı tam istediğim gibi oldu. Artık altını kapatabilirim. Bu kıvama geldiği zaman reçelimizin kıvamı tam olmuş demektir. Daha fazla pişirmeye hiç gerek yok. Reçelimiz piştikten sonra kavanozlarken ister sıcak doldurun kavanozlara, ister soğuk. Eğer ki kışa kaldıracaksanız sıcak doldurmanızı da tavsiye ederim. Reçelimizi kavanoza koyduktan sonra şöyle bir kenarlarını peçeteyle siliyoruz ki kapakları kapatınca paslanmasın ve sıfır kapak kullanıyoruz arkadaşlar. Kışa kaldıracağımız bütün reçellerimizi, turşularımızı hiç kullanmamış kapakla kapatıyoruz bu şekilde. Kışa reçelimiz hazır. Bugünkü videomda erik reçelinin hazırlanma aşamasını ve ne kadar kolay piştiğini hep birlikte gördük arkadaşlar. Sizler de erik reçeli yaparken bu tarifimi deneyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi kıvamı ve görselliği de o kadar güzel. Kışa reçelimiz hazır. Yeni tariflerimde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.